Son dakika bilgisi hocam. Hemen paylaşayım Komedi ya. izleyenlerle. Şu anda Papara Park'tan görüntüler ekranlara geliyor. Fenerbahçe otobüsü. Verelim arkadaşlar. Fenerbahçe otobüsü. Tam o görüntüden bahsediyorum. Fenerbahçe otobüsü gördüğünüz güvenlik önlemleri sebebiyle bir gerginlik olmasın diye Fenerbahçe mesela giydirilmiş otobüste gelmedi. Bu beyaz otobüs Fenerbahçe otobüsü. Henüz Fenerbahçe kafilesi taşıyan otobüs stadyumdan ayrılmadı. Birazdan futbolcuların ve yöneticilerin otobüste havaalanına geçmesi bekleniyor. Şimdi kırmızıya gelelim. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir açıklama var. Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor'la Fenerbahçe arasında oynanan maç sırasında ve maçtan sonra meydana gelen olaylarla ilgili temsilcilerimizle ve devlet yetkililerimizle iletişim halindeyiz. Dostluk, barış ve kardeşlik oyunu olan futbolda yaşananlar asla kabul edilemez. Bu olayların tekrarlanmaması için soruşturmalar tamamlandıktan sonra olayların sorumluları ile ilgili gerekli cezai müeyyide uygulanacağından kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye Futbol Federasyonu bu tarz durumlarda önceki yıllarda bu kadar çabuk bir açıklama gelmezdi. Yani Türkiye Futbol Federasyonu'nu zaman zaman eleştiriyoruz. Bence doğru bir açıklamayla olayın takipçisi olduklarını kamuoyuna deklare etmelerinde tebrik etmek lazım. Armağan Pekkaya basın müşaviri sağ olsun paylaştı bu bilgiyi de bizlerle. Olayların Teşekkür sorumluları derken ediyoruz. kendilerini de sorumlu tutuyorlardır diye ümit ediyorum bu açıklamada. Şimdi bir açıklama yapılmış. Yok ben açıklamayı yorumluyorum canım. Ya Halil Umut Meleri adam kendi hakem arkadaşına ya. Yani şu olayda Türkiye Futbol Federasyonu ne yapabilirdi suların Halil atılmaması Umut için? Meleri bu maça vermeyebilirdi. VAR hakemini Oğuz Başka bir hakem olsa olmayacak mıydı? Bilemeyiz ki onu. Niyet okuma Onur, kurulurum. Onur Özüt. İşte bak bunların hepsi birer gerginlik. Ben hangi kararını verdi de hakemlik, tribünler tahrik oldu tabii, peki? Halil Umut Meler'den kaynaklı diyorsunuz Penaltıyı verdi, herhangi bir faulü vesaire serbest. Hangi kararı verdi? Penaltıyı verdi, verdi. Mesela kırmızıyı vermedi hocam. Ya, o, o mu tahrik etti? O mesela yani o başka kırmızı bir, hakem bir şey olsa söyleyeceğim. Olmayacak o kırmızı mıydı? Sana bana göredir. Ya sen kırmızı dersin mesela ben sarı kart derim. Yani başkası kırmızı der, başkası sarı kart der. O farklı ama ben Halil Umut Meler'im, yani ben katılıyorum Cüneyt'e. Yani bu maçta böyle abi çok büyük fahiş hatalar yapıp tribünleri gelersin. Evet, buradan tribünler... Trabzonspor'un bir paylaşımı var Cüneyt, onu gördünüz mü? Onu da hazırlıyor arkadaşlarımız. Tamam. Bütün paylaşımları ekrana taşıyacağız. Fenerbahçeli futbolcuların paylaşımları var. Ya Halil Umut Meler'i niye söyledim ben? Adam hazır yani böyle olanları tribünleri bana gelecek falan böyle bir performans verirse. Vermedi. Benim söylemek istediğim adam bile maça hazır değil, kafa olarak hazır değil. Hakem arkadaşına diyor ki hazır değilim diyor. Yani maçı benden almaları gerek falan diye konuşuyor ya. Nereden adamın yani böyle bir şeyi de yok, hazırlığı da yok, isteği de yok. Yani düşün MHK federasyonunu bu maça atıyor. Ama nereden tutsan elinde kalıyor. Ama diyorum ya, ya sahaya bu kadar girilmesi edilmesi falan bunu Halil Umut Meler'in üzerinden okumak çok yanlış. Ya bu gerginliği falan anlamanın bir... Ya Trabzonspor ne zaman sakin kaldı? 2 sene önce işte şampiyon oldu ya, sakindi. Fenerbahçe'yi yendiği maçlarda sakindi. Hem yani rahat rahat yendi 3-1 mesela, çok sakindi. Geldi Kadıköy'e yendi aynı şekilde sakindi. Yani hiç bir şekilde böyle... Mesela ben hatta kupa maçı yarı final miydi? 2-1 yenmişti. Hı hı. Ben yorumlamaya gittim. Ondan sonra Ender'le gitmiştik. Hiçbir olay olmadı. 2-1. Ersun Yanal'ın hatta geçici işte istifa etmiş durduğu maç. Sonra rövanşına geldi hatırlıyorsun pandemi zamanı. Farklı yendi. O maçta 2-1'de stat doluydu mesela. Hiçbir olay yoktu. Bir de ki orada tartışmalı bir Trabzon lehine verilmeyen de bir tabii bravo bravo. Vardı. Hiçbir olay olmadı. Ne maçı peki. Sonunda. Bir Trabzon'a gidelim. Yunus Emre Sel'den. O statta gelişmeleri takip ediyor. Son bilgileri alalım. Fenerbahçe kafilesi ne zaman hareket edecek? Güvenlik önlemleri alınması bekleniyordu. Nedir son durum? Neler yaşanıyor? Yunus Emre Sel söz sende. Teşekkürler Cüneyt Şen. Şu anda Trabzon Valisi Aziz Yıldırım ve İl Emniyet Müdürü Murat Esentürk hemen Fenerbahçe takım otobüsünün bulunduğu noktada ve burada gerekli güvenlik önlemleri alındı. Birazdan takımın buradan çıkış yapması için tüm planlamalar şu an itibariyle yapılıyor. Fenerbahçe kulübünden bir açıklama yapılacağı belirtilmişti ancak o açıklama şu an burada yapılmayacak. Havalimanı da yapılması planlanıyor. Şu anda Fenerbahçeli
kafileyi taşıyacak otobüse biniyor oyuncular ve diğer yöneticileri de taşıyacak olan minibüsle geldi. Emniyet müdürü vali hemen burada gerekli tüm güvenlik önlemleri alınmış durumda ve birazdan takımın çıkışının sağlanması bekleniyor. Yöneticileri veriyorum. Şu an yöneticiler, yönetim kurulu üyeleri hemen önümüze gelen siyah binerek buradan çıkışını yapacaklar. Ardından da Fenerbahçe Kulübü Kalesi'nin stadyumdan havalimanına doğru hareket bekleniyor. Emniyet Müdürlüğü personeli şu anda burada güvenlik önlemlerinin tamamını alıyor. Özel güvenlik personeli şu an bulunduğumuz alanda yer almıyor. Tamamen İl Emniyet Müdürlüğü personelleri güvenlik önlemlerini almış durumda. Zaten stadyum etrafında herhangi bir taraftar şu an itibariyle yok. Birazdan tam anlamıyla hareket etmesini bekliyoruz. Bekte fayda var. Kameraman arkadaşım Özgür Özdemir de şu anda görüntüleri aktarıyor. Şu an bir hareketlik var. Fenerbahçe yöneticileri belirlenen gelecek tabii. Açımızda şu an itibariyle kaybedilmiş durumda. Tabii biz bulunduğumuz açıdan belki isimleri tek tek seçemiyoruz ama ekranlarda daha net gözükebilir. Trabzon valisi ve İl Emniyet Müdürü hemen emniyet personelinin yanında ambeyan süreci yakından takip etmeye devam ediyor. Havalimanı çevresinde de yol güzergahında da güvenlik önlemleri alındı. Şu anda yöneticiler binişini gerçekleştirdi. Önce yönetim kurulu üyeleri, ardından da takım kafilesi çıkacak. Biz de onları yine ambeyan aktarmaya buradan devam edeceğiz. Papara Park'ta son durum böyle. Getirelim ekranlara. Fenerbahçeli yöneticiler takım otobüsünün yanında Sayın Başkan Ali Koçunoğlu da var. Arkadaşlar var mı o görüntü? Devam edebilir miyiz o görüntüye? İşte görüyorsunuz ama henüz otobüse binmedi yöneticiler. Futbolcular da henüz soyunma odasından çıkmadılar. Sanırım orada malum maç çıkışları trafikte oluyor Şenol Hocam. Trafiğin açılması. Orada evet epey bir süre trafik güvenlik oluşuyor. Güvenlik önlemlerinin alınması bekleniyor ardından. Onun boşalması bayağı uzun bir süre alıyor. Kafile herhalde hareket edecektir. Çünkü normal şartlarda kafilerin çıkması lazım. Orada trafik çok uzun sürüyor. Yani. İlginç. Bir gece yaşıyoruz hem Papara Park'ta hem Trabzon Havalimanı'nda hem İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ekiplerimiz hazır. Üç ayrı noktada gelişmeleri ambiyan takip ediyoruz. Trabzon'da da